Herkese merhaba arkadaşlar, sevgili kanalımıza hoş geldiniz. Arabayı şöyle bir dört göstereceğim, her şeyini görün diye. Şimdi saydığım sorunları bugün sanayide yaptırmaya çalışacağız veya böyle 2-3 gün içerisinde yaptırmaya çalışacağız. Ondan sonra da vizeye girecek ve sonrası basılma işlemi olacak. Şimdi şöyle göstereyim. Arka sisler yanmıyor, ön sisler yanmıyor. Daha sonrasında elektrik tesisat tamamen değişecek yani onun. Daha sonrasında bu kapının hala ve hala dışını ısıyor. Şimdi arabayı göstereyim, içinde konuşacağım. Çünkü kapı kilitlenmiyor arkadaşlar. Kapı kilitlenmediği için de döşemeyi takmak istemiyorum. Döşemeyi takacak kaportacı da ayrıyetten usta şey olacak. Kapı ve tam kapanmıyor, görmüş olduğunuz gibi şu çizgi. Arabanın bu sorunları var. Ayrıyetten de şöyle bir şey var. Egzoz, susturucular. Egzoz sökülecek arabadan. Kenan al bunu, içeri geç, geliyor. Şimdi bugün konuşa konuşa gideceğiz arkadaşlar. Kenancığım camını kapat abi. Kapat. Bir kapat istiyorsan. Evet. Arkadaşlar öncelikle tekrardan selamünaleyküm. Video ve kanal hoş geldiniz. Dışarısı çok soğuk, çok rüzgar var. Allah dışarıda kalan herkesin yardımcısı olsun. İlk önce şundan bahsetmek istiyorum. Ahiretten ikinci olarak da bildiğiniz üzere ülkemizdeki deprem sıkıntılar büyük. Buradan hepsine Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz elimizden geldiğince sosyal medyadan da olsa, bağış yaparak da olsa hani bir şeyler yapmaya çalıştık. Buradan Hatay'a gitmek çok isterdim ama beni engelleyen bazı şeyler var. Yoksa ben de gitmeyi düşünüyordum. Yardıma vesaire. Her neyse Allah'tan dediğim gibi yar ve yardımcılar olsun. Hava da soğuk. Hava tekipleri de çalışıyor, uğraşıyorlar. Cidden çok büyük bir kötü bir durum. Allah kimsenin başına getirmesin. Hatay'da olsa, İzmir'de olsa biz tüm Türkiye olarak tekiz, biriz. Ama bir şekilde de hayat devam ediyor. Bilerek videoları atmadım, bekledim. Video çekmedik. Çeksek de tuttum kenarda yani. Ayrıyeten de bir askerlik mevzum var. Askere gideceğim. Bu ilerleyen videolarda tam açıklayacağım. Kısa bir sürem kaldı diyebilirim. Bir ay kadar. Yani siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen ben askerlik alışverişimi yapmış oluyor olabilirim gibi de. Şimdi bugün ne yapacağından bahsedelim. Tekrardan daha sonra da yola doğru zaten çıktım, biliyorum şu an. Bugün yanında Kenan var, video çeken. Arabaya artık basacağım kesinleşti arkadaşlar. Yani tabii sorun, sıkıntı bir şey çıkmazsa arabayı basacağız. Çık abi oradan, döneceğim ya. Zamanın insanları da ayrı bir şey birader. İlla üstüne süreceksin abi. Süreceksin üstüne ya da korona çalacaksın. Gözünün içine bakıp bir de doğruluyor. Hani cidden dönecek misin yoksa numara mı yapıyorsun? Yok şakacıktan anlasın. Niye numara yapalım abi şimdi? Her neyse. Ayrıca YouTube videolarında aksaklık olmasındaki sebeplerden birisi deprem, dediğim gibi bu üzücü durum. İkincisi havaların soğuk olması. Evin içinde oturup video çekmiyoruz veya oyuncu, gamer değiliz. Hava şartları soğuk olduğunda, yağmur çamur olduğunda ekstra bir insanın ister istemez bir yere gidesesi, bir şey yapasısı da kalmıyor yani açıkçası. Bu arabayla ilgili işler aksadı. Benim babam servisi, okullar açıldı. Okulda açılmadan önce ona yardım etmem gerekiyordu. İşte arabanın doğru gün işlerini halledemedik, edemedik. Bunlar hep kaldı. Vize tarihi bir sefer aldım, vizeye gidemedim bile. Şimdi ama artık yeni bir vize tarihim var. Ona kadar arabayı hazırlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi egzoz, sis ve o kapı yapılacak. Başka bir şey var mı? Arabamız gazla, benzin, her şeyde çalışıyor. Ayrıca de şu koltukları göster Kenancığım bak. Koltuğun böyle oynaması vizeden kalmasına sebebi. Koltukları zaten değiştireceğim diye ben bunları önemsemiyordum ama vizede bunlar önemli oluyor. Arabanın vizesi bitmedi. Ben arabayı basacağım için bastıktan sonra tekrardan orijinal dönmek istemiyorum. O yüzden şimdiden vize yapmak istiyorum arabaya. Ondan bu kadar çabam, uğraşım. Bu koltuklar da yapılacak. Toplamda 4 tane sorunumuz var. Tekrar sayalım. Kapı. Kapının vizeli bir alakası yok. Lakin hani o da yapasın artık. Yeter 3 aydır kapı döşemişsiz geziyorsanız. Kapı. Koltuk. Egzoz. Ondan sonra başka ne kaldı lan Kenan? Kapı, koltuk, egzoz. Koltuk, egzoz. Kapı, koltuk, egzoz. Stoplar olmaz mı? Stoplar, egzoz. Sis. Bu dördü var.
Arka sitler pek önemli değil anladığım kadarıyla. Bir de benim arka koltuklarda kemer yok arkadaşlar. Kemer olmamasının sebebi de 95 model altı arabalarda kemer zaten şart değilmiş. Onu bize C'ye sordum. O yüzden o bizim için bir sorun teşkil etmiyor Allah'a şükür. Kemer olmayıversin arkada. Dediğim gibi bugün sanayiye gidip bir vlog çıkartacağız. Belki de bu vlog 2 gün, 3 gün çekilecek ve size 1,5 saat, 1 saat olarak sunulacak. Hiç bilmiyorum. Can'ın yanına da uğrarız. Sanayide de uğrayacağız. Ayrıca işte bu eksiklerini gidermek için usta arayacağız. Kaportacı bitirdi beni zaten. Ayrıca bir arada ikinci sanayiye gidip o araba bıraktığım yeri bir daha uzamamız lazım. Başka bir şeyimiz kalmıyor. Ha tabii. Dış kozmetik olarak yapılabilecek nelerden var? Hani aksesuar dışındadan saymak istiyorum. Ön tampon, arka tampon ayarları yapılacak. Tamponların aralarında böyle ince mesafeler var. Onlar kapatılacak. Yani tampon sökülüp en başa takılacak gibi bir şey olacak. Çünkü takan kaportacı ustamız güzel takamadığı için sıfır tamponu. Tampon böyle duruyor. Yamuk duruyor. Yani dediğim gibi sanayiye gittiğimizde açacağız. Bu yüzümden de tekrardan hani yakınını kaybeden veya o enkaz içerisinde kalan eden ne kadar kişi varsa Allah yar ve yardımcılar olsun, cidden önemli bir mesele. Allah bir daha yaşatmasın diyorum ve bu konuyu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. İşiniz sonra da biz bankadan para çekeceğiz. Buradan çekmeyeceğim abi. Anladım. Bu tarafta nasıl koyayım? Ben sokağa gireceğim zannettim. Yok. Kapatın. Sanayiye gittiğimizde açacağız arkadaşlar. Oradaki işlemleri size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sanayiye giderken yolda bir egzozu gördüm. Sibel'in medyonun orada. Şimdi bu iş. Babacım ben para vereceğim bu egzozu taktıracağım. Aklımdaki plan şöyle. Az önce Kenan'a anlattım. Size de anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben bu arabayı vizeye soktuktan sonra Konya'ya geri takacağım. Vize de Konya geçmedi. Ama takarken diyorum ki düz boru çektireyim. Ayrıca araba kısa travers coil yapılacağı basılacağı için egzozcuk biraz alttan geliyor. Egzoz alttan geliyor biraz. O yüzden hem onu yukarı aldırayım hem 51'lik düz boru çektiriyorum. Şu an mahalle arasında veya bana bu işi vizeye girene kadar ucuz bir şekilde yapacak olan tamirci, egzozcu lazım. 200 lira fiyat alır. Bu egzozu sökecek. Benim ona verdiğim susturuculu egzozu takacak. 200 lira dedi onu. Kaynak parası bak. Bu adam herhangi bir malzeme kullanmıyor. Bir şey kullanmıyorum. Yani güzel para tayfı. Şimdi bir başkanı aradık bizim Kaya Balan'a. O bize bir yer tarif etti. Ben hiç bilmiyorum, anlamadım ama. Ben de. Bizim eve giderken bir şey dedi ama. 40 Pınar egzoz dedi. Onun tanıdığıymış. O belki daha ucuz yapar diye şu an gidiyoruz. Zaten yolumuzun üstü. Burası da böyle yüksek fiyat verirse, şey yaparsa. En son başkanım selamünaleyküm. 40 Pınar egzoz varmış. Nerede? 40 Pınar egzoz. 40 Pınar egzoz. Oradan geliyor, o değil ya. Bu tarafta kalıyormuş. Lastikçinin yanında kalıyormuş. Lastikçi varmış burada. Lastikçi şu arkada var. Tamam o zaman o tarafta olmuş. Eyvallah sağ olun. Egzoz sökülüyor ve susturucu takılıyor arkadaşlar. Bak kanka. Abi bu ne? Ses yok abi arabada. Elektrikli. Bu
Burada kamera yok, ne oldu? Kamera işte boş ver de birader. Bu egzozun ne adı? Ne oğlum? Vay. Konya'nın gözünü seveyim ben. Ana. Oğlum çok güzeldi lan. Bir an önce ne yapacağız? Arabayı vize dokacağız. Basacağız. Basmadan önce. Bastıktan hemen sonra. Yok, basmadan önce gelir sakar zaten, doğru kanun. Geleceğiz. Hemen Konya'mızı geri geri yerine taktıracağız. Tabii 50 bölük düz boru takviyesiyle. Takviye dediğin. Ooo benim arabam deli gibi bu ya. Konya veriyordum ben böyle. He he yapıyordum ben. Neyse araba az yakar. Konya yakıyor mu abi? Konya yakıyor oğlum, tabi ara gaz veriyoruz posta, şimdi ses yok, vermeyeceğiz. He. Gaza gelmeyeceğiz. He. Yok, ışıkları Konya'yı dinliyordum ben, birde bir koyuyordum. Burada, evden duyuyorum abi. He. Diyordum abi nereye giden yazıyorum. Bana yazıyor Amerika abi. Nereye giden abi diyor. Oğlum diyorum üşürüyorum abi. Abi gece yatıyorum, bir tane Konya böyle bağıra bağıra çıkıyor değil mi? Kesin Berk abi. Hangi geceydi? Allah abi 3-4 defa oldu da. Bir hafta önce, 2 hafta önce. Sensin abi, zaten sana yazmıştım. Geziyor mu ne yazmıştım? Şu Enrico Alberti'den plak alacağız, hemen buna dönelim. Enrico Alberti. Giderken ama gelirken abi. Gelirken kapalı olabilir ama saat etmeyebilir ondan dolayı. Egzozu hallettik. Geriye kaldı 3. Koltuk. Sis. Neydi lan onlar? Başka neydi abi? Bilmiyorum. Koltuk, sis. Kapı. Kapı evet. Konunun kapı dışında. Vize için önemli olan koltuk, sis. Kapı kalsın. Böyle de gidelim. İlk bunları yaptıralım. O yüzden sis için elektrikçi lazım bize. Bütün işler keşke bu kadar, egzoz kadar kolay olsa arkadaşlar. Değil mi? Egzoz hemen oldu ha. Hemen oldu. Çünkü neden? Kestanek bitti. Ama olmamış. Niye? Bak araba boşta çalışırken bak, egzoz sağa sola vuruyor bak. Bir ses yapıyor, bir şey yapıyor. Bilmiyorum. Neyse değişeceksin. Boş ver. Normal Şahin gibi araba. Vallahi normal ödemiyor. Lazım. İkili sanayide bulabiliriz. Birinci sanayide bulabiliriz. Birinci sanayide elektrikçileri ben sevmiyorum çünkü güzel yapmıyorlar. Ya ben denk gelmedim. Hepsini tetkilenemedim tabii ki. İkili sanayide bir elektrikçi lazım. Tamam. O yüzden telefona bir... Arkadaşlar ikili sanayide giriş yaptık. İkili sanayide benim abim var. Hikaye abim. BMW parçası. Tabii yıllarca sanayide olduğu için her yere hakim ve bilgisi var. Dediğim gibi bu koltuğu veya sisi yaptıracağız şimdi. Gideceğiz oraya bir çay kahve. Ondan sonra bizi yönlendirirler. Şuraya git. Daha önceki videodan görmüş olmanız lazım Hikar abiyle. Az çok yüz aşinalığı vardır azıcık. Konya yok ya. Sesi biri alıp ara gaz çekecek. Ben dışarıda dinlemek istiyorum abi. Ama bir şey söyleyeyim mi Kenan? Şimdi normal bizim Konya'mız güzel çıkıyor diye sesi. Biz seviyorduk ya. Evet, i̇şte 50 birlik düz boru taktırdığımızda daha da güzel olacak. O zaman neden? Katliam. Çünkü... Direkt. Trank neden kullar? Şey, çünkü ne? Çünkü elevelik düz boru daha da öyle gür, daha da güzel çıkmasını sağlayacak. O zaman daha iyi. Elevelik düz boru. Tabii bunu taktırdıktan sonra, Konya'yı taktırdıktan sonra, elevelik düz boruyu taktırdıktan sonra ne taktıracağız? Arkaya çift kapı egzoz kapısı. Dolu dolu. Oğlum bu araba ne böyle ya? Düz Şahin abi. Hatasız koyun abi. Bu kadar fark ettiremezdi insanı ya. Gerçi ben Opel'de, CTP'de de öyle olmuştum. Ses böyle orijinaldi. Hı. Bir taktırdım bir yana susturucunu, birini söktürdük bir şey. O ses neydi abi? Egzoz gibiydi. Ufak bir ayar yaptı bizim egzozcu bir abi vardı. Onun ismi. Ufak bir ayar yaptı. Bir de çift kafayı takınca egzoz çok zor oldu böyle. Pof 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 pof. Şimdi mesela bu videolarda şeyi soruyorlar. Niye yanlamıyorsun, niye şey yapmıyorsun? Mesela şu an burada öyle bir yan koyardım ki şu açıda.
ihtiyaç çok güzel olurdu ama FBI Open the Door peşimizde olduğu için maalesef bir şey yapamıyoruz. Birini hallettikten sonra hemen bir yemek yeriz. Pilav yemek mi abi? Pilav gördüm şurada. Sanayi yemekleri güzel oluyor. Tabii sanayideki yemek hasta. Çalışıyordum, adam geliyordu, işi bırakıyordum, gidiyordum. Adam diyor sen daha önce ye diyor, hiçbir şey yapma diyor. Ne yapacağım onu? Oo. Aa, trafik polisi mi? Sizin de düşeceğiniz yer burası. Yazın bana cezayı, sonra gelip düşün buraya. Tabii. Abla ne yapıyorsun? Doğuş abi ne diyor? Sanayide diyor diş sinek gördün mü diyor, herkes koşuyor diyor, ne yapalım diyor. Doğru bir dedi. Elit Auto. Elit Auto. Mikel abinin dükkanı burada arkadaşlar. Oğlum babam burada amına. Anaa. Bu bizim araba değil mi? Hangisi abi? Oğlum Dacia. Evet, BKM şimdi. Evet bu. Hadi bakayım. Sigara içemeyeceğiz abi. Biraz derdin o muydu da? Ama ne yapayım? Geç abi. Oğlum Ali abi de burada mı bakıyor? Şu gri Mikael abinin araba mı abi? Evet. Çok güzel olmuş. Çekeyim mi? Çek. Allah sözünde ki ben trafik karıştırdım. Şimdi Konya olacaktı var ya. Çık. Seni bekliyorum, çık. Sokak dolu, nereye koyacağız ya? Sanayi canlı ya. Bura bana bir yerden tanıdık geldi abi. Ya baba arabayı çeksene oradan ama ben koyayım ya. Tamam nereye koyacağım ya? Nereye koyacağım? Ben de buraya koyarım ama sen. Çok mu şart alıp kendine? Yok be abi be. Sanayi zaten abi, kim ne diyecek ama? Ben inemeyeceğim bu arada. Bu taraftan ineceksin abi. Kenan, burası sanayi ya. Evet abi. Malzemeyi yürütürüm. İşte ondan telefon direkt aldım ya. Dostlukla birader. Sanayi burası böyle olmaz. Kaptık aşıya dönelim. Şimdi birader içerisinden durumu müsaitlere göre video açacağım değerli arkadaşlar. Arabanın altı üstüne kalacak, arabayı çalacak halleri yok. Arkadaşlar, birinin sayıdan çıktık, birinin sayına geldik. Bunun sebebini söyleyeceğim. Şeymiş. Vize de sislerin önemi yokmuş. Hafif kusudan geçiyorum. O zaman geçiversin. Sislerin acelesi yok. Koltuğu görüştürme koltukçuyla, düşmeciyle. O da 600-700 liraya yakın para istedi. Babam dedi ki ben yapacağım koltuğu akşam. Benim babam yapacağım şu koltuğu, öyle söyledi. İnşallah yapar. Yeri ne kaldı? Döşeme, kilitçi. Bize kilitçi lazım. Birisi sanayi değil, onu söyledim dediği gibi. Canı yanına doğru yazıldı ama ilk önce şu kilitçiyi bulalım. Kafa keseceğim abi. Kafa keseceğim abi. Ben Suriyeliyim. Burada kimse kimsenin kafasını kesemez. O salak aslında o videoda şey diyor. Kendi kafasını. He. Lan Suriyeli. Kimse kimsenin kafasını kesemez. Arabayı bir an baskı hayal ettim abi, öyle yaptın ya. Olacak mıydı? Kilitçi lazım. Bize kilitçi. İkinci sahne kilitçiler de vardı. Düşün. Arka sokakta var. Derenin orada var. Derenin oradaki ulaşım zor. O yüzden oradakine gidelim. Abi millete selam versene boş boş.
Dayıya veriyorsun ya abi. Dayı da sana el biliyor. Elini kaldırıyor. Çingen. Gördü mutlu oldu. Kul kaderli yaşlar yapma ya. Anlatacağım ya. Bunlar ne yapmış? Ne yapar be ya? Bu ne yapar? Yola kapatmışlar. Çok güzel. Açmayı düşünüyor musunuz? Açacak seversin. Tamam abi. Geldi abi. Bizi dakikaya taktı bunlar. Nasıl çalıştığım yer? Borsa mı? Saatini göster bakalım. Buranın içerisi çok güzel kokuyor abi ya. Çünkü iki yerde, iki farklı yerde koku şeyleri var. Vallahi oradaydım, lanet olsun, kaçırdık. Gir abi buradan. Oy gelin gelin. Abi gelin. Ay bit. Geç. Lan lan. O da yapmam dedi. Geldi açı. Arabamı da aç ya. Seviyorum çit kalem aç ya. Göremedim kimseden fayda işte. Neresi abi? Yapar ya herhalde. Mühimma ya. Çünkü artık sadece dostları bir şey yaptırmak da zor. Valla. Arkamızda range var. Şimdi öne vur abi. Öne vurmaktansa, arkaya vurmaktansa Leno'ya vurdunuz. İnşallah yapar bu kadar otoparkla uğraştım abi. Valla. Sen ya lanet olur. Kapatayım abi diye. Tamam abi, ben bir sorayım diye. Kankalar dış kolu değişeceğini söyledi kilitçi, bence bilmiyorum. 150 lira bu. 100 lira da bu alacak. Şimdi 250 lira. Para kolay kazanılmıyor tabii ki ama çok kolay da gidiyor. Gidip bakalım şunu yapalım, şu döşemeyi takalım. Şu arabayı artık önce güzel bir konfora ulaştırıp basalım. Şimdi arkadaşlar durumu anlatacağım, sinirimi öfkemi anlayın. Şimdi buraya geldik biz. Bu kapı kitleme yapmıyor ve düzgün kapanmıyor diyerek geldik. Şimdi kapının dış dilini değiştirdi. Gidip onu parçaya aldırdı bana. O parçayı yüzlerdi. O parçada yalnız sıkıntımız yok. Onu aldık. Kapı kitleme hala yapmıyor. Diyor ki dil bozuk. Nerede kaldı ki? Her neyse. Kapanmıyorsa. Dil dedim. Kapının dili bozuk, o değişik, bu değişik. Onun takımı sadece işte takım satılıyor 700 lira, 800 lira. Yapamadı, işin içinden çıkamadı. Neron ismi. Boşu boşuna bana o kapı dış şeyini aldırdı. O dışı nerede eskisi? Eskisini aldın mı? Eski nerede değiştirdi? Onu kendine aldı. Götürdü onu. Her neyse. 100 lira değişiklik istedim. Zaten kapı olmadı ki. Olsa vereyim, 300 lira vereyim. Kapıyı yapacak olsan tamam 300 lira vereyim. Yok diyor, arabayı kaportacıya götür. Onu yap, bunu yap. Kapı ayarı da tamam, önemli kilitli. Eyvallah, ben de biliyorum, anlıyorum. Hiç salak bir insan değilim ya. Ama bu araba kaza bela almadı ki. Bu arabanın kapısı çalışıyordu. Ben şeyi kırıldı, biz gittik onu değiştirdik.
Yani işin içinden çıkamadı, hem işim hallolmadı, hem de cebime 200 lira bana girdi. İşte bu sanayideki her ustaya gitmemesi gerektiği bu. Bir de bu tanıdık üzerine gittik yani. Ama benim hakkım varsa, param bir şeyim varsa, cebine giriyorsa haram zıkkım olsun. Videoyu izleyen de varsa olsun yani. Ben kavga etmemek için tamam bırak dedim, çıktım gittim başka kiritçi bulacağım. Şimdi gidip bir ona da 200-300 daha vereceğiz. Abi vallahi öldüreceğim şimdi birini, vuracağım şimdi. Ben kavga etmemek için çıktım geldim. Şurada bir tane daha kiritçi var. Oğlum o camcı mıydı lan? Kiritçi değil mi? Burada bir yere ben gelmiştim bir kere. Başka nerede vardı kiritçi? Bak kiritçi var mıydı orada ya? Başkan bey ileride kilitçi var mıydı? Var değil mi? Datça'nın solu değil mi? Evet. Eyvallah. Var ya doğru abi. Befte gelmiş. Şimdi bu abiyle konuşuruz bakalım. Bu abi işini eliyle yapan, düzgün yapan birisi. Kapat. Arkadaşlar şimdi size durumu anlatacağım. Bilal dükkanı göster. Bak. Şankal kilit cam. Arkadaşlar. Kenancığım göster içeride şu kapağı kapandığını. Bak şimdi abi. Kilidini aç kapat orada. Bir dakika. Kapı artık oldu. Bak şimdi demek istediğim olayı ben size yani şeyini anlatmaya çalışıyorum. Mantığını anlatmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Bu adam da 100 lira aldı benden. Ben size söyleyeyim orada da 100 lira verdim işin parası. Orada verdiğim 100 lirayla burada orada kapıyı yaptıramadık. Kapı bir salak oldu. Dışarıdan böyle çümkünlü kapatman gerekiyordu. Sert. Bu adam yaptı. İkisi de usta, ikisi de kilitçi. Hani demek istediğim olayı ben hani kimse götürmek istemiyorum. Belki de çırağı yüzünden orada öyle bir sorun yaşadık. Eyvallah olabilir ama hani ikisi de aynı usta, ikisi de aynı işi. Biri de 100 lira alıyor, biri de 100 lira alıyor. Biri yani olmadığı halde 100 lira alıyor, biri oldu. Ayrıca hani benim kilidin üstündeki şu noktada var ya bak. O yoksa adam kendine onu taktı. Aşağıdaki menteşesine bir şey eksikmiş, onu da taktı. Bu adam hepsini birlikte 100 lira yaptı. O adam bir bok yapmadı halde 100 lira aldı. Bu adam yaptı halde bir şeyler yaptı. Bu adam yaptı halde uğraştı, 100 lira aldı. Kapı birazcık sert kapanıyor hala. Çok az, o da fitiklen. Hani en azından kilitleniyor babacığım. O adama gittiğimde de kapım kilitlenmiyordu. Çıktım yine kilitlenmiyor ama. O adam bir de parça al diyordu, bir şeyler al diyordu. Babacığım ben sağa döneceğim ya. Abi ben sağa döneceğim. Ben sağa döneceğim, düz gitmeyeceğim. Sağa döneceğim. Bana yol ver döneyim, tamam teşekkür ederim. Karıyla papaz oluyoruz burada bak. Korktu ha. O önüne geçeceğim sanıyor da ben geçmeyeceğim babacığım. Senin yolunda değilim ki ben. Çık bakayım dedim ben. Çık çık. Kapatayım mı abi? Aynen. Ben bana gibi Mehmet abi nerede? O da buralarda. Ne oldu yine? Hasan abi nerede? O da buralarda. Yusuf abi nerede? Allah kerim. Hayır oğlum selam vermeye geldim. Aramda bir şey yok Allah Allah. Hep ben huzurca mı geliyorum? Evet. Yürü gitme senin yüzünden oluyor. Yapıldı da parça oldu birer. Tamam. Yok lan buradan selam veriyorum. Kaçıyorsun o zaman. Selam veriyorum. Evet, geliyor geliyor. Tamam. Geliyor. Arma var da geçeyim mi? Dursun burada. Sıcak neyin var? Sıcak. Kahve. Kahve. Gel bak bir dakika. Heh, bunu aldık da bunluk bir şeyimiz yoktu mesela. Öyle olmuyor.
Allah'tan oldular. Yeter. Oldu. Tamam. Çabuk. Şafak Holding'den herkese selam aleyküm. Bu testeydi geldi. Nasılsın? Bayağıdır yapalım. Çok soğuk. Çok soğuk. Canım 13 abi. Donuyorum. Ama tabii ki bizim elemanımız var burada. Seksi. Tamam. Öbür videoyu paylaşmadan paylaşmadım. Alayım. Yusuf abi. Evet kardeşim. Nasılsın abi? Selam ver arkadaşlarım. Nisan. Her zaman. Aa bizim bir fotoğrafımız var. Dur bulayım onu. Ne o? Aa yiğit öldür hakkını yeme. Şimdi. Fok verdiler. Tam çekerler. Yaptım. Şırak çekti bak. İstesem böyle yakalayamazsın. Alet ekran mı taktırdın? Palaklığını aç birader. O zaman. Ooo. Bak sen. Allah. Bu anlatılmaz yaşanır. Tabii. Abi 2 hafta içinde basıyoruz bunu. Tamam. Vizeye giriyorum 2 gün içinde şimdi. Egzozu söktürdüm. Tamam, kapı arkadaş. Yaptırdım. Ama bak o araba gibi basmayalım. Ön arka değil. Ön arka aynı anda. İkisi de eşit inecek. Dümdüz. Arkadaş. Üçünden üçünde teslim oluyor cuma. Takoz var mı bu arabanın arkada? Yok. Yok. Olacak işte. Hayır. Takoz varsa sadece takozları alacağız. Önden iki metre keseceğiz. Arabalar. Hayır sürüyor. Kesmeyeceğiz. Önler koyun. Arkalar kilitlenecek ama söyler. He. Eşit olacak yani. Başka türlü ön yayların. Arkalar da sıfıra sıfıra. Bak bu işin profesör doçent doktor Cangül. Tabii ayarı bu verecek en son. İlk önce bir kısa tren versi Umut abi de yaptıracağız. Üst düzey makinelerde V12, V8 makinelerde bana gelebilirsin. Tabii. Ama bak bu işlerde uzman kişi bu. Bu. Bak, en sonki yaptığı ameliyatta çok başarılıydı. Böbrek taşı olan adam bile düşürdü değil mi? Kesinlikle. Tabii tabii. Bireye gerek yok. Bireyi bıraktık alkol. 3 aylar. 3 aylar. Ustam Can V12. Şimdi... Biz burada işleri bölüşüyoruz da. Değil mi baktık abi? Baktık böyle... Şahin geldi, bizden sen çekilecek. Şahin geldi, Can'a. Ama geldi böyle bir vurur vurur veya 12. Tamam, o iş bende. Bilelim. Yazılım, işte ışık sanıyor Mehmet abi. Kesinlikle. Tabii. Aman sayrı Mehmet abi. Evet. Hasan abi nerede? O geliyor testi için. Neyin testinde? Ha, araba testi. Hangi araba? Herkes milyar testi. Volvo. Volvo. Emelli helikopter. Oğlum o BMW değil mi daha buna koyuyor? E30. Çakal kasa. Yo ya. Jant başvurusuna gelmiştim. Başvurusuna gelmiştim. Aracınız ediyor emelli helikopter. Arkadaşlar bana da saçımı aç. Aç bakayım saçını bir. Üç sen gündür. Hala 2 gündür tıraş oluyorsun. 2 evet, iki aydır tıraş olacaksın. Evet. Alamadın mı hala? 3 gündür evde... Elektrik yok. Dış alamıyoruz. Ciddi yanına misin? Yanına kilitlendik almanaydı. Ben dedim takipçilerime tıraş olayım mı dedim. Olmaz dediler abi. Şu sakalı kesersen olmaz dediler. Allah'ını seviyorsan açsana tıraş olsun. Bir şey yapma abi. Ne? O yüzden takipçilerim dedim. Çekilin. Kesin sakalını. O yüzden. Can. Oğlum küçük Can niye yüzünü saklıyorsun? Bu ufak bir çok büyük arkadaşlar, bir suç işlemiş. Şok geçiriyor şu an. Oh. Erkek kardeşime çok selamım var. Bunu da bilin. Arada beni. Bizi kandırdı. Ne güzel geçecektik cumartesi. Çorapları çıkarayım mı abla? Çatı düştü. Cenk abi araba aldı ya. Çatı ne oldu Can? İki tane araba kaybetti. İki tane araba kaybetti. Çatı bir tane siperte gitti. Tamam da siz mi yaptıracaksınız? Neyi? Arabaları. Arabaları biz aldık kanka. Nasıl aldık? Direkt alıyoruz. Nasıl alıyorsunuz ya? Arkadaşlar durumu bilmeyenlere bir anlatalım. Şimdi İzmir'de çok yüksek bir rüzgar, kar, fırtına vesaire bir şeyler olduğu için kar yok da. Bunların kaç katlı bina? 3. 3 katlı binanın çatısı var, tenteli. Bu çatı buradan kalkıyor, uçuyor. Tenteli mi? 3 tane arabayı biçiyor. Arabaları söyle markalarını. Bir tanesi BMW 1.16 Pert. Kaç model? Buradayı gitti. En az 19 model o araba. En az. Hayır lan 2006 model. 1.16. Oğlum 1.16 lan o arabanın. 1.16 kaç model oluyor? 2006 falan değil mi? Oğlum ya hayır sen 2006 olabilir mi? 2010 model. Yok be abi ya o araba güzel ya. Hayır 1.16 ama eski seri o. He yani eski. Markalardaki gibi yeni seri tamam. De 2010'un altında yoktur. Kaç para o araba en az şu an? Ölüsü bir 400-500 var. Ölüsü 400'den aşağı değil. Ölüsü 400. Tamam bir diğer araba ne?
Diğer araba 2017 Clio, Joy Paget. Joy Paget. Diğer bir tane Peugeot vardı biçtiğiniz. Evet, 350. 350. 2006 model araba. Yani siz bu üç arabayı aldınız mı? BMW Pert'e gitti kaskodan dolayı. Tamam. İki araç sahibi olduk. Can abi tüzmeyi alıyor mu? Adam istemiyor, direkt yamuk. Vallahi ne? Oğlum çatı arabanın üstüne düşüyor arkadaşlar. Direkten yamuluyor araba. Bu adam şimdi bu arabayı ne yapsın? Ne yapacak? Keşke gelmişti ya. Kasko bir de demişti ya, evin duvarı çizildi, evin duvarını yaptı. Ha evet. Adam demiş evin duvarı çizilmiş. Ya götümüzde leylek açtı, çıkaracak delik arıyoruz. Oğlum sigortadan aldırır o parayı ya. Ama sigorta biliyor musun? Sigorta dava açıyor. Ne davası açıyor ya? Çatı uçtan buna koyun. Bizim suçumuz mu? Yüce Allah'ın işine mi bir tövbe estağfurullah? Bir daha sonra anlatacağım o çatı olayını. He. Alengili diyorsun. Anladım. O yüzden. Arkadaşlar. Şansımızı kararım. Bugün evden çıkarken sis diye geldik. Kapı dedik. Egzoz dedik. Bir de ne dedik? Dört tane şey vardı. Dört tane. Kapı, sis, egzoz. Koltuk. Koltuk evet. Egzoz oldu. Kapı oldu. Döşemeyi takacağız. Koltuk babam yapacak akşam. Geriye bir tek sis kalıyorum. Sis zaten şeyle alakası yok. Şu an bu araba vizeye hazır o zaman. Evet. Koltuğu da yapınca vizeye hazır. O yüzden bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir basarken ederken vizeye girerken de yine göstereceğim sizlere. Kapının bak, sesine bak ya. He? Ne yapmış burada? Yerden su değmiştir. Hmm. Ya da fren oradan gidiyor. Buradan ne yapmış olabilir? Nescafe mi döktünüz acaba? Her neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arabayı daha çok pis şu işlerden halledelim. En son bir şeyler olacak bakalım. Kendinize bakın. Askere gideceğim için videoları stok yapmaya çalışıyorum. O yüzden birazcık gecikebilir videolar. Haftada bir video bile olabilir ya da ayda 2-3 video da olabilir. Beklemede kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Kanala abone olmayı, like yormayı unutmayın. Tekel bayi var mı arkadaşlar? Ve yeni videolar geliyor. Evet. Hadi bakalım. Bu arabayı basacağız. Yeter artık. Evet. Askere gitmeye doğru. Aynen. Thank you.